Sanat yavaş yavaş kuvvetten düşünce, kaplıcalara götürülen bir hasta gibi tabiata çıkarılır. Ne yazık ki tabiat artık ona bir şey yapamaz. Bir anlaşmazlık var. Sanatın köye çekilip dinlenmesi ve eğer bitkinlikten sararıp soluyorsa, kırlarda, hayatta gidip yeni bir canlılık aramasını bazen iyi bulurum. Güzellik hiçbir zaman tabii bir ürün değildir. O ancak suni bir baskı ile elde edilir. Sanat da tabiat, yeryüzünde rekabet halindedir. Evet, sanat tabiatı kucaklar, bütün tabiatı kucaklar ve onu kolları arasında sıkar. Ama meşhur mısrayı kullanarak diyelim ki, sanat daima baskının sonucudur. Onu ne kadar serbestse o kadar yukarılara yükselir sanmak, uçurtmayı havalanmaktan alıkoyan şeyin ip olduğunu sanmaktır. Kanadını rahatsız eden bu hava olmasa, daha iyi uçacağını düşünen Kant'ın güvercini, uçmak için kanadını dayayabileceği bu hava mukavemetine muhtaç olduğunu takdir etmemektedir. Sanat da böyledir. Yükselmek için dirence dayanmak zorundadır. Şimdi söylediğim resim için, heykel için, musiki ve şiir için de doğrudur. Sanat ancak hasta devirlerde hürriyeti arar. Kolayca var olmak ister. Kendisi her kuvvetli buluşta düşüş ve engel arar. Kalıplarını paramparça etmekten hoşlanır. İşte bunun için hayatın en taşkın olduğu devirlerde değil midir ki en heyecanlı dehalar, en sıkı kalıpların ihtiyacıyla kıvranmışlardır. Bereketli Rönesans zamanında Shakespeare'in, Ronsard'ın, Petrarca'nın, Michelangelo'nun soneyi, Dante'nin üçlü kafiyeyi kullanmaları, Bach'ın füyükü, aşırı duyduğu dayanılmaz ihtiyaç hep bundandır. Verilecek daha ne örnekler var? Lirik ilhamdaki genişleme kuvvetinin onun baskısıyla orantılı olduğuna yahut da yenilmesi gereken yer çekiminin mimarlığına imkan verdiğine şaşmamak mı lazım? Büyük sanatçı, güçlüğün coşturduğu, engeli kendisine sıçrama tahtası yapan adamdır. Derler ki, Michelangelo'yu Musa'nın ellerine toplu bir hareket vermeye zorlayan mermersizlik olmuştur. Sahnede hep birden kullanılacak ses perdelerinin sayılı oluşudur ki, eşili Kafkas dağlarında zincire vurulan Prometheus'un susuşunu icat etmek zorunda bırakmıştır. Eski Yunanlılarda saza bir telek diyen adam şiddetle cezalandırılırdı. Sanat baskıdan doğar, dövüşe yaşar, hüllükten ölür. Sanat yavaş yavaş kuvvetten düşünce kaplıcalara götürülen bir hasta gibi tabiata çıkarılır. Ne yazık ki tabiat artık ona bir şey yapamaz. Bir anlaşmazlık var. Sanatın köye çekilip dinlenmesi ve eğer bitkinlikten sararıp soluyorsa, kırlarda, hayatta gidip yeni bir canlılık aramasını bazen iyi bulurum. Güzellik hiçbir zaman tabii bir ürün değildir. O ancak suni bir baskı ile elde edilir. Sanatla tabiat yeryüzünde rekabet halindedir. Evet, sanat tabiatı kucaklar, bütün tabiatı kucaklar ve onu kolları arasında sıkar. Ama meşhur mısrayı kullanarak diyelim ki, sanat daima baskının sonucudur. Onu ne kadar serbestse o kadar yukarılara yükselir sanmak, uçurtmayı havalanmaktan alıkoyan şeyin ip olduğunu sanmaktır.